Geldi. Son durumu size şöyle özetleyeyim. Eğer buraya gelecekseniz, birincisi abi beni bir çarptı, kolumu kanattım. Orada çok enteresan bir şey oldu. Mangal yapmışlar, çok iyi değil mi ya? 5-6 yer gezdim. En böyle deniz sessiz, sakin, böyle rahatça girebileceğiniz yer burası. Tabii işte hayalim denizin kenarında. Hello. İnşallah kamerayı takip. Yeni videodan herkese selamlar. Şu anda ben Uluvatu'ya geldim. Bugün sizlerle Uluvatu'nun gezilebilecek en güzel yerlerini gezeceğiz. Ama öncelikle kaldığım hosteli bir göstermek istiyorum size. Buraya biraz pahalı, evet. 7,5 dolar verdim. Ve fan var, klima yok. Yani iki tane yatağı var böyle. Tek yatak olsa da iyiydi. Onun haricinde tuvalet banyosu yani fena değil işte şöyle. Ama doğanın içinde çok güzel bir yer ya. Dışarıya çıkalım size. Bura kapalı. Şöyle. Şimdi dışarı tarafına çıkacağımız zaman da gösteririm size. Bak böyle burada bir tek bura var abi. Bir kilometre yakında hiçbir şey yok. Hatta ben dedim ormanların içinde nasıl bunu yapmışlar falan dedim. Böyle doğanın içinde çok güzel. Kafa dinlemelik bir yer. Hadi o zaman Uluvatu'yu gezmeye başlayalım. Kaldığım yer böyle. Abi hiçbir şey yok. Bir tek böyle bura var işte. Rojas Family Hostel. Ama şey yani uzak biraz merkeze. Uzak değil mi? Aslında çok değil. 4-5 kilometre falan ama böyle ormanların arasında güzel bir hostel. Tam kafa dinlemelik. Ses yok, gürültü yok, bağıran çağıran yok. Gene denize gitmek için biraz çabalayacağımız bir yere geldik. Dreamland Beach'e geldik. Uluvatu'nun en güzel beachlerinden birisi. Rüya Beach diyorlar buraya. Rüyalar plajı. Bakalım öyle mi? Her zamanki gibi gene beach'e giderken, herhangi bir beach'e giderken Bali'de kesinlikle böyle satıcıları görüyorsunuz. Bir plajda arkadaşlar tuvalet, işte duş falan hiçbiri ücretsiz değil. Ücretsiz değil, yok yani plajlarda. O yüzden plajlarda duş ve tuvalet olmadığı için böyle işletmelere gelmeniz gerekiyor. Tabii ki bunlar da ücretli. Ama çok bir para değil. Yani yarım dolarla bir dolar arasında hem tuvaletinizi yapıp hem de duşunuzu alabiliyorsunuz. Abi çok güzel denizin rengi. Bilmiyorum gözüküyor mu ama şimdi yakınlaşacağız. Çok güzel denizin rengi. Muhteşem, muhteşem. Şu anda geldik. Denizler burada yani çok öyle sakin su bulamazsınız arkadaşlar. Bugün en sakini Bali'de. Hiçbir sakin su yok. Hepsi böyle full dalgalı yani. Bak. Çok güzel ya. Ama aşırı dalgalı. Ya bu dalgada nasıl gireceğiz? Nereye gireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Nasıl gireceğiz denize ya? Ya dalganın boyutunu görebiliyor musunuz? Yani anlatabiliyor muyum? Yani de surf yapıyorlar, güneşleniyorlar. Giren yok burada denizde. Enteresan bir şekilde. Buranın yan tarafı var herhalde. Dalgalar baya geliyor yani. Milletin oturduğu şezlonga kadar geliyor. Neyse bir diğer tarafa da gidelim be. Bakalım oraya da be. Haşin, gattar suya beraber gireceğiz. Hazır mısınız? A few minutes later. Abi burada imkanı yok yüzemem ben. Yok. Dalga bir çekiyor, bir çekiyor. Yüzenler nasıl yüzüyor burada anlamadım ya. Yani. Ben şu an ayakta zor duruyorum bak. Öyle bir çekiyor ki yere düşürecek beni. Bilmiyorum girer miyim, girersem buradan sağ çıkar mıyım? Bura arkadaşlar yüzmelik yer değilmiş. Bura fotoğraf çektirmelik yermiş, onu anladım. Ama şu ileri tarafta giriyorlar. Şu ileri tarafa yürüyelim. Belki orada buluruz. Bak buraya da böyle bir işaret koymuşlar. Yalnızca bu iki direk arasında yüzün. Çünkü diğer taraflarda kaya olabiliyor. Dalga vurunca kafayı mafayı kayalara çarparsınız diye. Peki yüzen kimse yok ki ama abi ben bu denize girerim. Yani çantayı bir yere bırakayım inşallah. De gerçi full turist şey yok, çalacak gibi değiller ama olsun. Şimdi şöyle bir yere geldik abi. Yan tarafı. Ay burada çok güzelmiş ha. Baksana tam böyle fotoğraf çekilmelik yer ya. Öyle zaten fotoğraf falan çekiliyor. Çok güzel değil mi ya? Vaa. Wow. Hazır mıyız?
Dehşetül Vahşet Denizi'ne giriyoruz abi. Ben hiç böyle bir şey görmedim ya. Milletin yüzdüğü yerde kameramızı inşallah bozmadan. Aman. İyi de deniz aşırı çekiyor, ayakta duramıyorum ya. Çok fena dalgalar var, herkesi geriye itiyor, kimse ayakta duramıyor. Çok da aşılmamak lazım herhalde. Deniz çekiyor, sen aşılmayacaksın mı? Bir dalgayla geri gelmen gerekiyor. Bak eğer şu dalga seni çekiyor ya, eğer geri gelmezsen o dalgayla gidiyorsun daha. Diğer dalgayla geri bu tarafa gelmen lazım. Hani o dalga da geçsin diye beklersen çekiyor seni ileriye. Savaş yapıyoruz şu an, çok zevkli ya. Geldi. Çok güzel ya. Adam dalgalar var ya dalgalar. Wow. Abi şu da var. Dalga inşallah kamerayı kaybetmez. Bak. Abi bir dalgalar bir anda yükselmeye başladı, böyle herkes kenara savruldu. Çok fena fırlattı beni, sırtım mırtım var ya, her yerimi vurdum. Bak geliyor dalga gene, bak. Dalganın büyüklüğünü görüyorsunuz mu? Kız da sırtını kafasını yere vurdu yazık. Neyse gidelim, şu kamerayı bırakayım da ben birazcık daha bari yüzeyim ya burada. Biraz zor oluyor böyle kamerayla. Bundan sonra daha böyle herhalde dingin bir plaja gideceğiz. Buranın en güzel bir, ya en güzel değil mi, en ünlü plajı. Şimdi ben biraz daha yüzeyim, sonra tekrardan buluşuruz. Son durumu size şöyle özetleyeyim. Abi beni bir çarptı. Kolumu kanattım. Hala kanıyor. Yani taşa maşa çarpmadım. Bildiğin yumuşacık kuma çarptı abi. O kadar büyük dalgalar var ki. Eğer buraya gelecekseniz birincisi en aşağı 25-30 saniye nefesini tutmanız lazım. Dalga sizi alırsa bir 10-15-20 saniye bırakmıyor yani rahat. Daha sonrasında iyi yüzme bilmeyi boş verin zaten. Yüzme bilseniz de bilmeseniz de kolay kolay girmeyin buraya. Ha illa ben iyi yüzme biliyorum. Nefesimi de tutuyorum. Dalgalar eğlenceli diyorsanız benim bak kolum falan şişti ama hayatımda girdiğim en eğlenceli denizdi abi. Dalga seni bildiğin 7 metre, 8 metre, 10 metre fırlatıyor. O anda beni Feci gafil avladı. İki takla açtım suyun içinde yere çarparak aynı smackdown gibi oldu. Valla belim şu anda aşırı ağrıyor, kolum da kanıyor. Ama değdi mi değdi, bence çok eğlenceli yani eğer buraya gelirseniz. Kesinlikle Dreamland Beach'e gelin, en kötü manzara izlersiniz, düşenleri kalkanları izlersiniz, o da çok eğlenceli. Kumu falan çok güzel. Ama ben yani böyle bir 3-5 dakika da olsa, 1 dakika da olsa bu denize girip böyle dalgayla boğuşmanızı isterim. Şu anda sakin oluyor böyle. Bir anda geliyor 4-5 dalga arka arkaya geliyor, sonra tekrar sakin oluyor. Şu anda Padang Beach'e gideceğiz. Bu beach arkadaşlar, Uluwatu'nun en ünlü plajı, oraya gideceğiz şimdi birazdan. Evet, Padang Beach'e geldik ama burası ücretliymiş arkadaşlar. Bakalım ne kadarmış kişi başı. İnşallah çok pahalı değildir ya. En ünlü plajı. Verdiğimiz yere giriş yapıyoruz. Yukarıdan 1 dolara bilet aldık. Burada da kontrolünü yapıyor abimiz. Telefonu okutuyorsunuz. Bravo. Thank you. Bakalım. Böyle bayağı bir aşağı ineceğiz herhalde. Oo, bayağı dar yerlerden gideceğiz. Belli oldu. İnşallah sığarım. Böyle yerlerden tek korkum bana göre yapmadıkları için, normal insanlara göre yaptıkları için zorlanabiliyorum ama bura fena değil gibi. Baksana nasıl yerden geçiyoruz. Bildiğin dağların arasından oymuşlar yani. Burası tahminimden kalabalıkmış. Uluwatu'nun en meşhur plajı burası. Abi her yer doluyor, herkes bir şeyini atmış. Şemsiyeleri kullanmak ücretli herhalde. Biz şemsiyesiz bir yere atacağız. Çok da şemsiye gerek yok. Ama şemsiyenin olmadığı şu sol tarafa gidelim. Atalım.
bayağı kalabalık. Burada gene full turist arkadaşlar. Yani zaten baktığınız zaman Bali'nin %95'i turist. Yerliler yalnızca çalışanlar. Onun dışında böyle yerlerde yerliler yok. İsterseniz profesyonel fotoğraf da çekiyorlar burada. Buraya yerleşelim ya. Şemsiye de yok burada. Para almazlar. Ama bak şöyle söyleyeyim. Bali'de belki 15 tane plaj gezmişimdir. Tek girilebilecek böyle sessiz, sakin, ailenizle böyle hani dalgaların olmadığı yer burası. Onu söyleyeyim. Hadi biz de üstümüzü çıkartalım. Şu denizin bir tadına bakalım. Yine burada böyle ürünleri satıyorlar. Abi bildiğin mangal yakmışlar. Çok iyi değil mi ya? Tabii işte hayalim. Denizin kenarında. Hello. Denizin kenarında mangal yakmış ya. Çok iyi ya. Bak. Bak şöyle. How much one? $100. $100. Yeah. 40,000 for you, my friend. 4000. Yeah. Okay. 4000 en az 100 dedi. Sonra şaka yaptım falan dedi. Bak. Abi çok güzel ya burası. Evet hadi bakalım. Abi buranın kumu falan da çok yani. Diğerine göre kumu daha yumuşak ama su biraz serin. Hello. What? Yes, YouTube. Yes, YouTube. Sinanco. Yes, 1 million people. Thank you. Yo, amına. Good, good. I don't understand. Abi surf için abi çok güzel ya. Kumum var ya, taş yok, çok çok güzel ya. Manitalar da var böyle. Siz de manitanızla gelseniz romantik anlar yaşayabilirsiniz. Gerçekten Uluwatu'da hatta Bali'nin genelinde şu ana kadar 5-6 yer gezdim. En böyle deniz sessiz, sakin, böyle rahatça girebileceğiniz yer burası. Her taraf aşırı dalgalı. Yani 5-10 dakika bile zor duruyorsunuz. 2-3 dakikada pes ediyorsunuz ama burası 10 numara. Hem sörf yapmak isterseniz de burası çok böyle dalgaların olmadı. Ufak dalgaların oldu. Sörfe başlayanlar için güzel bir yer bence. Buranın şimdi de diğer taraf var. Belki diğer taraf varsa oraya da geçeriz ama hadi bir suyun içine dalalım mı beraber? Hazır mıyız? 1, 2, 3. Oh. Çok iyi ya. Buranın tuz oranı biraz fazlaymış diğerlerine göre. Biraz fazla geldi tuz oranı. Bak biz salağa salak deriz. Salak mısınız oğlum siz? Genel olarak iyi. Çocuklar görüyor YouTube deyince 1 milyon takipçim var dedi. Hemen çocuklar yanıma yanaşıyorlar, böyle hareket hareket yapıyorlar. Çok iyi ya. Çok iyi plaj ya. Çocuğa da sörf yaptıracaklar herhalde. Ben daha yapamadım, bebek kaç yaşında. Evet, şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Orada ne var merak ettim. Bir iç tarafa doğru giriyor. Hazır buraya kadar gelmişken orayı da bir ziyaret edelim. Aman eksik kalmayalım. Birazdan da buradan çıkınca çok farklı bir yere gideceğiz arkadaşlar. Benim ilk defa deneyimleyeceğim bir şey olacak burada. Bakalım onu da birazdan görürüz. Yani burası gerçekten çocuk çok fazla çünkü çocukla gelinebilecek bir yer. Diğer yerler o kadar böyle değil yani. Hep çok dalga olduğu için çocuklar rahat plajda duramıyorlar. Yani burada aynen. Burada fotoğraf çekiyorlar. Biz de bir selfie yaparız burada ya. Biz de bir fotoğraf çekinelim yani, selfie yapalım. Hadi size şöyle. Şuna gitlere bakalım. Şuna gitlere bakalım. Şuna gitlere bakalım şuna.
enteresan bir şey oldu. Yüzüyordum, baktım iki kişi Türkçe konuşuyorlar. Merhaba Türk müsünüz? Evet dedi, Türk'üz. Yani burada mı yaşıyorsunuz, tatile mi geldi? Yok dedi, Laos'ta yaşıyoruz. Daha sonradan söyledi, Orhan Bey'miş. Laos'un konsolosuymuş. Beni de davet etti Laos'a, gel dedi. Bakalım belki rotada ufak bir değişiklik yapıp Laos'a da gidebiliriz buradan sonra. Bilmiyorum artık, bakacağız.